Peki buyurun hem devam edin. Temel, hem hem Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması hem de e, itirazlarınızla beraber söyleyebilirsiniz. Buyurun. Şimdi şöyle, e, burada Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir taktiksel hamle yaptı. Yani bu aslında her ne kadar bir davet olarak gözükse de İYİ Parti'ye bir davet falan değil aslında bu. Şimdi bakın bir operasyonun, sınır ötesi askeri operasyonun eli kulağında, e, belki çok yakın dönemde ee, sürpriz bir haber dahi alabiliriz. Şimdi böyle bir ortamda siz Suriye ve Irak tezkerelerine hazır diyen bir hayır diyen bir ha. muhalefet bloğu var ve İyi Parti olarak siz bu muhalefet bloğuyla aynı masada oturuyorsunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da usta bir siyasetçi olarak diyor ki, "Ey İyi Parti diyor senin bulunman gereken yer diyor. Çünkü sen diyor Milliyetçi muhafazakar tabana hitap ediyorsun diyor. Yani bakın siyasetin kodları aslında çok basit. Olman gereken yer diyor burası diyor. Ama bu mesajı İyi Parti'ye verirken aslında İyi Parti'ye de bir konum belirliyor, bir istikamet belirliyor. Ee, şimdi Murat Sarı'ya şu noktada katılıyorum. Bugün Meral Akşener gelse, e, ben Cumhur İttifakı'na katılıyorum dese İyi Parti tabanı gelmez. İyi Parti tabanındaki iktidar karşıtlığı oranı ee, öyle hani CHP'den falan geri kalmaz. Öyle Çok daha fazla. size. Yani dolayısıyla e, dolayısıyla burada e, çok usta bir siyasi hamlesi var Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi o masanın gizli ortağı ne derseniz deyin olarak kim konumlandırılıyor? HDP. Libya, e, bu Libya tezkeresine, Irak, Suriye tezkeresine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına kim karşı çıkıyor? HDP. Kime etkileyebiliyor? CHP'yi etkiliyor. Hatta bir tezkerede İyi Parti de aynı şekilde hayır oyu verdi galiba Libya tezkeresine. Abi. E şimdi burada ya milliyetçi muhafazakar seçmene bir aslında mesaj var. Deniliyor ki ya işte bak masada bunlar 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 var. Masanın yedinci ortağı da bu. Aha bunlar da bunlarla beraber. Çok basit yani bir siyasi kodlama olarak bunu söylüyorum. Bu bir davetten çok yani gel senin olman gereken yer burası. Gelmiyorsan da ey Anadolu'nun milliyetçi muhafazakar insanları aynı şekilde büyük şehirlerde de bakın somut durumu, somut tahlili budur. Siyaseten bunun açıklaması bu. Ha size şunu söyleyeyim. Ben seçime kadar İyi Parti'nin olduğu yerden hareket etmeyeceğini. Yani bu iktidarı değiştirmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Ama seçim sonrasında İyi Parti'nin bugün olduğu yerde olmayacağını düşünüyorum. Yani İyi Parti ne demek yani? seçim sonrasında bugünkünden yani seçim sonrasında bu ittifakta yer almaz diyorum ben hmm. İyi Parti. Bugün içinde olunduğu ittifakta yer almaz diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Sayın Türker siz ne dersiniz? Türkiye'nin Türkiye, nin, Türkiye, nin, Türkiye nin, Pardon, tamamladığını sandım. Türkiye'nin mevcut Türkiye'nin mevcut e, siyasi atmosferi, seçmenin yapısı e, buna müsaade etmez. İyi Parti de kendiliğinden Yeni bir pozisyon alır ve seçim sonrasında farklı bir yerde olur. Tabii bunda çıkaracağı milletvekili sayısının, Cumhurbaşkanlığı seçimini kim alacağının, kimin alacağının, mecliste nasıl bir aritmetik tablonun oluşacağının da çok fazla etkisi olacak. Bu faktörler belirleyici olacak. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Türker siz ne dersiniz? Şimdi... E e, Zafer Bey e, usta bir siyasi hamle olarak değerlendirdi e, Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısını. Tabii, Zafer Bey ustalığı doğru görmüş. Bak Zafer sana muhalefet etmedim. senin Düşündüğü gibi söyledim. <laughs> Şimdi burada iki farklı konum var. Birincisi Sayın Devlet Bahçeli'nin evinize dönün dediği zaman hangi tarihti? Milliyetçi Hareket Partisi mi? Büyük Kongresi'nin yapıldığı tarihteydi. Orada Sayın Devlet Bahçeli kendi tabanına karşı müthiş bir adım attı. Ne yaptı? Ben gidenleri de toparlamaya çalışıyorum. Gelselerdi kongrede yer alırlardı. Böylelikle yarın öbür gün onlar gitti, kaybettik. <laughs> kendi işlerinde bir baş kaldırı, bir itiraz, bir serzenişin önünü kapatmış oldu. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi ise şu anda İyi Parti'nin ilk kongreleri başladı. Ve ilk kongrelerinde çok önemli bir tarihten sonra söyledi. Mevcut olan il başkanı, İstanbul il başkanı İstanbul Kongresi'ne giderken aday olmayacağını söyledi. Arkasından da Ocak ayında İyi Parti'nin büyük kongresinin yapılması bekleniyor. Bu tarihte Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışı onun için Zafer Bey'in ustalık değişini ben e, mutabık kalıyorum onun düşüncesiyle. Öyle bir tarihte söyledi ki İyi Parti'nin tabanında biraz evvel Murat Bey'in söylediği, aynı zamanda Melik Bey'in de AK Parti ile İyi Parti'nin tabanında geçişkenlik var olgusunun önüne açmış oldu. Hangi manada önüne açmış oldu? İYİ Parti kongresi olurken bu kongrelerde yer bulamayanlar hem ilk kongrelerinde taban olarak hem de yukarıya doğru çıktıkça büyük kongrede yer bulamayanlara sizin önünüz açık bize gelin dedi. Nitekim ilk birinci bölümde Sayın Bakan edersen... çok özür diliyorum. Bak bir bu sizi sizi destekleyecek bir şey dün akşam İYİ Parti Afyon Afyon Karahisar Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Toker ve yanındaki arkadaşları yönetim kurulundan da AK Parti'ye katıldı mesela. Ha yani ben, bir şey ifade eder mi çok büyük olay. E, yani önünü açıyorum, anlatıyorum yani. Enteresan ustalı. bir gelişme. Tabii. Şimdi burada duyurun, duyurun. Burada özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanının bunu dile getirmesi bu geçişkenlikten yararlanıp İyi Parti Kongre'ye giderken ya acelecilikten olmaması gerekenleri listelere alsınlar diye ya da listeye almadıkları kendilerine gelsin diye. İki tarafta da kendilerine bir akışkanlık olma olasılığı var. Bu alışkan, akışkanlığın muhakkak iyi Parti'ye yapılması şart değil. MHP'ye de yapılsa iyi Parti'ye yapılmış olur. Çünkü ikisi aynı potada ve burada önemli olan bir miktar seçmeni alabilmek için. Peki Meral Hanım neden bu konuda kumar masası olarak benzetiyor. Şimdi millet, evet, ne demek istiyordu? Tabii Millet ittifakında Meral Hanım şu anda yeri pozisyonu olan ve <laughs> ittifakın oluşmasında özgür ağırlığı önemli bir kişi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra grubu olan, oyu yüzde onu geçtiği araştırmalarda gözüken bir parti. Şimdi yeri belliyken diyelim ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın milli ve e, bu konuda yerli yaklaşımına kapılıp ayrıldı. Nereye gidecek? Yani sen onu Cumhur İttifakı'na gel alıyoruz diye bir talepte, bir davette bulunmamışsın. Zaten bulunmuyorsun çünkü bulunduğun takdirde, işte biraz evvel Murat Bey'in verilerine göre söylüyorum, kendi içinde bazı itirazlar olmuş diyor bazı seçmenler. O zaman burada, Meral Hanım da tabii bunu ölçüyor. Yani onun da konuştu. araştırmacılar var. Bu konuda elindiği bilgi var. Ne dedi? Kumar masasına girme. Yani burada kumardan amaç Cumhurbaşkanlığını zemme etmiyor. Benim buradan ayrılıp başka bir yere gitmem bir nevi kumar oynamaya benzer. Yani şansa bağlı kalmış bir iş. Olur olur olmaz olmaz o zaman tarumar olur. Halbuki İyi Parti'nin bu dönem çok önemli bir şey ee, şeyi var beklentisi var İyi Parti. Bir de kendi seçmeninden de tepki alıyor AK Parti. İşte bu ben AK Parti'nin aldığı tepki i̇şte Bu tepkisini. kumar karşı tarafa geçer bilir mi? Geçemez Eş mi? Işte, bu kumar. İşte onu söylüyorum. Yani AK Parti'nin bile bu tepkisini Hı -hı. Meral Hanım da biliyordu sizin Hı -hı. bulduğunuzu. Dolayısıyla kumar yani, olsun. Şimdi bu nedenle burada bir de başka bir şey var İyi Parti için. İyi Parti için bu seçim önemli bir sınav. Çünkü bugüne kadar başka partiden ayrılıp kurulmuş olan partilerin ikinci ya da üçüncü hamlede dağıldıklarını biliyoruz. Geçmişte Güven Partisi var, Cumhuriyetçi Parti var. Bunlar CHP'den ayrılıp iki dönem sonra ortadan kaybolanlar. Yani AK Parti, Demokratik, 20 senedir. Demokratik 20 Parti. AK Parti'nin durumu farklı. AK Parti'nin, ben her zaman anlatıyorum. AK Parti, bir partiden ayrılmadı. O tarihte, o tarihte anayasa değişikliğiyle Fazilet Partisi'nin kapatılmasının önünü geçmek istedik. Rahmetli Bülent Ecevit, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Mesut Yılmaz'la müşterek anayasa değişikliği teklifi getirdiler. Bu anayasa değişikliği teklifini de Fazilet Partisi adına o tarihlerde rahmetli Oğuzhan Asil Türk yürütüyordu ve oylamaya gidilecek. O zaman plan bütçedeyiz. Plan bütçedeyken sıkı çalışıyoruz. Aynen şimdi olduğu gibi. Oylama anında böyle nadi oylarda haber veriyorlardı. İktidar da muhalefette oylamaya gidiyordu. Anayasa değişikliği için bize haber verildi. Oylama saati geldi. Biz çıktık oylamaya gittik. Oylarımızı kullandık. Dönüşte Altan Karapaşoğlu o zaman AK Parti'nin de kurucular arasında yer aldı. Fazilet Partisi Bursa milletvekili dedim ki görüyor musun bak Bülent Ecevit ve koalisyon ortakları Erbakan'ın hüküm giymesini ve Fazilet Partisi'nin kapanmasını istemedikleri için bu değişikliği getirdiler. O da dedi ki biz oy vermedik ki. 60'a yakın oy verilmedi. Niye oy vermediniz dedim? E biz istiyoruz Fazilet Partisi kapansın ki kendi partimizi kuralım. Niye ihtiyaç var? Çünkü dedi bizim yaptığımız araştırmalara göre onlar da siyasetçi. Size söylüyor. Bugüne kadar evet evet benimle beraber biz aynı plan bütçe üyesiyiz arkadaşız. Ben bunu anlattım hatta bir ara bundan 15-20 yıl evvel Milli Gazete'de tam sayfa manşet oldu bu o zaman bunu. İlk defa anlatmıyorum yine böyle bir iki televizyon programında anlattım. O zaman da e, zannedersem e, Ekrem Kızıltaş ateşti o zaman Milli Gazete'deydi ve TV5'te program yapıyordu. Onu tam sayfa haber de yaptılar Milli Gazete'de. Dedim ki niye? Dedi ki bugüne kadar yaptığımız ölçümlerde bir partiden ayrılanların kurdukları parti yaşamıyor. Hain oluyorlar. Hain diye nitelendiriliyorlar. O nedenle biz Fazilet Partisi kafanız herkes yoluna diyeceğiz ve kuracağız. Bunların oy vermediği oylama sonucunda belli olunca hiç unutmam. O günkü gazetelere bakılsın. Rahmetli Oğuz Hanaslı Türk köpürdü. Nasıl oy vermezsiniz? Yani o zaman Recai Bey de köpürmüş olması lazım. Çünkü o zaman Fazilet Partisi'nin genel başkanı oydu. Evet. Bayağı söylendiler. İkinci oylamada da oy vermeyince o madde düştü ve Fazilet Partisi'nin kapatılmasının önüne geçmiş oldu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Evet, yani konumuzda... Bu konuyla ilgisini bakımından İyi Parti sonuçta Ana mihenk taşı Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak ve diğer bazı partilerden de AK Parti'den bir iki yerden daha bünyesini alarak mesela herkes Yavuz Aralioğlu'nu Milliyetçi Hareket Partisi'ye Yavuz Aralioğlu Büyük Birlik Partisi'nde yetişmiş bir siyasetçidir. Onlar bir araya geldiler ve onların da ölü tıkarmak istediği hatırlayın CHP grup kurmalarını sağlayarak seçime girme haklarını verdi. Şimdi ilk seçim böyle atlatıldı. Şimdi ikinci seçimde eğer İyi Parti bir farklı davranış yaparsa yani Meral Hanım'ın dediği gibi bir kumar oynarlarsa o zaman bu ikinci kerede oy oranı ya da milletvekili sayısı düşerse İyi Parti'yi kimse toparlayamaz. Bu nedenle İyi Parti hem oy oranını hem de milletvekili sayısını arttırmak için her türlü gayreti göstereceklerdi. Bu gerçek aslında ben bu vesileyle bunu söylüyorum. Daha evvel hani söylüyorlar ya Ağradioğlu, Kılıçdaroğlu'na şuna buna karşı çıkıyor. O karşı çıkışlar parti içinde kemikleşmek partiyi moralitesini yükseltmek amacıyladır. Yoksa seçim zamanı günü gelince eğer İyi Parti ve Altılı Masa yani Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun ya da İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın ya da bilmediğimiz bir kişinin aday olmasında mutabık kalırsa kimse itiraz etmez. Çünkü herkesin dikkate almadığı şu husus var. Her parti lideri o kişi kimse kararını almadan evvel kendi grubunda bunu oylatır. Yani oylatmasa bile grubun ağır taşlarına, özgür ağırlığı yüksek olan ya da yöneticilerine dar kadroda olsa görüşünü alır ve ona göre yorulurum. Şimdi bunlar yapılmadığı takdirde herkes söyler. Mesela şimdi Ekmelet'in İhsan rolü için herkes söyleniyor ya. İyi ama Kılıçdaroğlu belli bir ekiple beraber o kararı aldı. O ekibe uymayanlar zaten şu anda parti içinde yoklar. Parti içinde de aldılar. Muharrem İnce'yi, Mehmet Sevigendi ya da Yılmaz Ateş gibi hani bazı arkadaşlar şu anda yoklar. <laughs> şimdi bu nedenle Burada Sayın Meral Akşener'in kumar masasına gelmem dediği sakın kimse anlamasın. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir kumar masası yöneticisi olarak görmüyor. Kendisi açısından riske etmek istemiyor durumunu. Ve hep ben bir laf söylüyorum yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Akıllı bir siyasetçidir, deneyimli siyasetçidir. Çünkü siyasette bunları yaşıyorsunuz. Ve bu yaşadıklarınız bir de siyasetçiyseniz ister istemez diğer siyasilerin hatıralarını okuyorsunuz. Ya da onları dinliyorsunuz. Yapılmış hataları biliyorsunuz. Nerede ne aktar, ne gider. Herkes bir oyun oynar. Herkes kendini en iyi oyuncu zanneder. Biraz evvel Murat Bey çok güzel bir laf söyledi. Aslında bu lafı yakın tarihte birim meslek örgütlenmesinde yaşadım. Seçimlerle ilgili yargı kararını sonuçta Yüksek Seçim Kurulu verir. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar bu konuyla alakalı son cümlelerinizi hayır, rica ne olursa edeyim. Olsun, dışına çıkılamaz. O nedenle burada bu yargılamaya giderken bu yani yargılama ederken insanların bir yol haritasını çizme konusunda kişisel yargılarını belirlerken burada dikkatli olmak zorundadır. Meral Hanım da aynı şekilde Erdoğan Sayın Erdoğan İyi Parti masayı terk etmeli derken milliyetçilik üzerinde vurgu yaptı. Ama bu milliyetçilik konusunu da fazla eleştiri almamak için ki uzun zamandır kendi ekonomi politikasında, diğer politikalarda kulduğu milli ve yerli kavramını kullandı. Yani yerli kavramını aslında AK Parti şu anda her faaliyetinde kullanıyor. Yani siz yerli olarak milliyetçi olun, gelin birlikte olalım demiyor. Siz milliyetçi olarak yolunuzu bulun ama bir davet değil bu. Neden davet etmez? Davet ettiği reddetiler zor durumda kalır. Davet etmedi, onlar geliyoruz derse <laughs> bu tür ilişkiler daha evvel yapılan özel görüşmelerle, ikili görüşmelerle oluşturulduktan sonra söyler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bu lafı ne zaman söylüyor? Gelirken uçakta verdiği demeçlerden, yaptığı açıklamalardan dolayı söylüyor. Ve bunu ne için söylüyor? Kimse onun ne zaman söylediğine bakmıyor. Bu konuyu da Hande Fırat çok güzel yazmış. Geçen gün tam sayfasında. Nasıl yazmış? Kendisine bu hani e, İstiklal Caddesi'ndeki terörle ilgili soru sorulup da buradaki spekülasyonlara cevap verirken yanıt verdiği zaman bu spekülasyonlara inmemek lazım. Milli ve elli olmak lazım. İyi Parti'ye de gelin milli ve elli olun diye davet çıkartıyor. Yani oradaki haberin akışına bakılırsa şeyinde nerede, ne zaman, hangi koşullarda söylendiği daha iyi görülür. Bu nedenle son olarak şunu söylüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı karşı tarafı zayıflatmak, karşı tarafın kendi içinde tedirginliğini sağlayıp oradan kendisine akışkanlık. Ama yalnız kendisine akışkanlık olması şart değil. MHP'ye de giden alışkanlık kendisine gelmiş olur. Çünkü sonuçta Cumhur İttifakı'nın iki tarafta birer üyesi. Ama burada ihmal edilen başka bir şey var. Tabii ki Meral Hanım kumar oynamıyoruz diyor. Kamera Meral Hanım'ı da önemli bir akışkanlık CHP oylarından geliyor. Şimdi biraz evvel Murat Bey'in bahsettiği seçmen de benim bu siyasal iletişim üzerinde hep üniversitedeki derslerimde de anlatırdım. Bir siyasi partinin üç farklı grubu vardır. Birincisi militan grubu. Yani partinin yönetimlerinde görev alan, gençlik kolları, evet. ana kolları, hepsi bunlara militan deriz. Yani particilik yaparlar. Bunlar partinin propagandasını yaparlar. Teşkilat, örgüt. İki, tabii ikincisi taraftar grubu. Bunlar da parti üyesidir ya da partilidir. Yani ne yaparsan taraftarı değiştiremezsin. Esas araştırmacıların zaten önemi burada ortaya çıkıyor. Sempatizan dediğimiz, bazı zaman zaman geçişkenlik yapan, bazen bunlara kararsız denilen, yani çeşitli adlar altında toplanan miktardır. Şu anda bütün siyasi partiler bu sempatizanları birbirinden almaya çalışıyorlar ve İyi Parti'nin de temel hedefi hatta ana muhalefet partisi de olmayı bile düşünecek, hayal edecek kadar bu işe asılıyorlar. Çünkü bu işe asılmazlarsa, bu motivasyon olmazsa partinin o teşkilatlarını, o insanlarını bir arada tutmak kolay değil. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bir başka e, başlıkla devam etmek istiyorum. Sayın e, Yeter, e, Sayın Şahin, e, siz e, Sayın Sarı eklemek istediğiniz herhangi başka bir şey yoksa, çünkü süremde az kaldı. Bir başka başlığa geçmek istiyorum. Peki.